Manchester City'den Galatasaray'a Cimbom transfer bombasını patlatıyor. Torrent sarı kırmızılı takımdaki görevine başlar başlamaz transferde düğmeye bastı. Cimbom transfer arayışlarını sürdürürken Manchester City'den bazı oyuncuların Galatasaray'a transfer olabileceği belirtildi. İşte tüm detaylar. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenech Torrent, Florya'da işbaşı yaparken transfer için yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Torrent'in kaleci ve ön libero transferi için istekte bulunduğu iddia edildi. Yönetimin transfer için kaynak arayışında olduğu iddia edilirken, oyuncu satışlarından elde edilecek gelirlerin ardından devre arasında kaleci ve ön libero olmak üzere en az 4 transferin yapılmasının planlandığı ifade edildi. Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola'nın yardımcı antrenörü olan Domenech Torrent transferde de City'den hamleler yapabilir. Milliyet'in haberine göre Manchester City'den bazı futbolcuların Galatasaray'a transfer olabileceği belirtildi. The Sun gazetesi muhabiri Josh Jones, Katalan teknik adamın Cimbom'da göreve başlamasının ardından yaşanabilecek gelişmeleri şöyle anlattı. Guardiola şimdi eski yardımcısı Torrent için Manchester City kadrosunda düşünmediği bazı oyuncuları Galatasaray'a verebilir. Transfer sezonundayız ve Torrent bu konuda Pep Guardiola'dan bazı istiklerde bulunacak mı göreceğiz. Sadece City değil, Bayern Münih ve Barcelona'daki kontaklarını kullanarak da takımını güçlendirmesi söz konusu olabilir. Domenech Torrent'in öne çıkan yanı hiç kuşkusuz taktik anlayışı ve oyunu iyi analiz etmesidir. Taraftarın gözüne hoş gelecek bir futbol izletirmeyi sever. Pas futbolu onun için önemli bir yer tutar. Galatasaray'dan Trezeguet bombası. Sarı kırmızılıların Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde takıma kazandırmak istediği ancak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yolunu tutan Trezeguet için yeniden görüşmelere başlandığı öğrenildi. Galatasaray'da bir kez daha gündeme gelen Mısırlı kanat oyuncusunun transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray yönetimi bir dönem Kasımpaşa forması giyen ve İngiltere'nin Aston Villa takımına transfer olan Trezeguet'e "Türkiye'ye döner misin?" diye haber gönderdi. Anlaşma sağlanırsa kulüpler pazarlığa başlayacak. Sarı kırmızılı yönetim daha sonra transfer için kaynak yaratmaya çalışacak. 2019'da Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon euroya transfer olan 27 yaşındaki oyuncu sağ kanat, forvet arkası oynayabiliyor. Trezeguet'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaraylı futbolcular yandı. Domenech Torrent'in ilk icraatı herkesi şaşırttı. Cimbom'un yeni teknik direktörü Domenech Torrent İstanbul'a geldi. 59 yaşındaki teknik adam daha İstanbul'a gelmeden futbolculara çalışma programı hazırladı. Hiç izin kullanmadan oyuncuların da izinlerini iptal eden İspanyol teknik adam geldiği ilk güne çift idman koydu. Çok disiplinli olmasıyla tanınan Torrent, daha göreve başlamadan Galatasaraylı futbolculara gözdağı verdi. İşte detaylar. Torrent'in ilk icraatı güne çift idman yazmak oldu. Hava şartlarına bakmaksızın günün çift idmanla geçeceğini belirten İspanyol teknik adam bu konuda çok net konuştu. Bundan sonra yapılacak çoğu antrenmanın ağır ve günde iki kez olacağı öğrenilirken Galatasaraylı oyuncuların buna ne tepki vereceği henüz bilinmiyor. İstanbul'a gelen Torrent sabah antrenmanına takımın başında çıktı. İspanyol teknik adam Florya'da bulunan başkan Burak Elmas'la da görüştü. Analiz raporlarında oyuncuların fizik olarak düşük olduklarına kanaat getiren İspanyol hocanın günleri çift idmanla tamamlatacağı gelen haberler arasında. Futbol felsefesini 5 saniye olarak özetleyen Domenech Torrent, "Bu bir oyun. Topu ya 5 saniye içinde geri kazanırsın ya da kazanamazsan geri çekilip rakibi karşılarsın." ifadesini kullanıyor. Tecrübeli hoca ayrıca çabuk, birlikte ve geniş alanda oyun felsefesini benimsiyor. Domenech Torrent'in taktiğinde geniş hücumları da çok büyük bir önem taşıyor. Galatasaray Ola Solbakken ile anlaştı. Dev transferi İtalyanlar duyurdu. Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılar kötü bir süreçten geçerken İtalya'dan sevindirici bir haber geldi. Cimbom'un gündemine aldığı kanat oyuncusu Ola Solbakken ile anlaşmaya vardığı belirtildi. İşte transfere dair tüm detaylar.
İtalyan basınının geçtiği habere göre Galatasaray'ın gündemine aldığı sağ kanat oyuncusu Ola Solbakken ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi. Haberin detayında ise taraflar arasında ufak pürüzlerin olduğu belirtilirken Sarı Kırmızılılar ile Bodo Glimt arasındaki son pürüzlerin giderilebileceği ifade edildi. Bodo Glimt formasıyla bu sezon çıktığı 10 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösteren yıldız oyuncu Galatasaray'a gelmek için bavulunu topladı bile. 23 yaşındaki dev Norveçlinin güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro. İşte Galatasaray'ın yeni patronu. Süper Lig'de kötü gidişatın devam ettiği Galatasaray'da eleştirilerin odağı haline gelen teknik direktör Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Terim'le yolların ayrılmasıyla gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Peki Galatasaray'ın yeni patronu olacak isim kim olacak? Öncelikle Galatasaray'ın saha içindeki en üst düzey pozisyonuna layık görülen adayların başında Lucien Favre, Roger Schmidt, Okan Buruk, Bülent Korkmaz ve Guardiola'nın meşhur hocası Domenech Torrent var. Galatasaray'ı izleyen en ünlü spor muhabirlerinden biri olan Ali Naci Küçük, İspanyol teknik adamın uçak biletinin dahi alındığını duyurdu. Galatasaray'ın yeni hocasının Hatay karşılaşmasına yetişmesi beklenmiyor ancak ilk iç saha maçı olan Kasımpaşa karşılaşmasına yeni patronun çıkması bekleniyor. Her ne kadar Can futbol anlayışını benimseyemediğini düşünsem de Galatasaray'ımıza birçok başarı kazandıran ve hala hazırda Timo'nun belki de yaşayan en büyük efsanesi olan Terim'in de yolunun açık olması dileğiyle. Bence hocayla yolları ayırmak ne kadar doğru bir kararsa gidiş şekli de o kadar uygunsuz oldu. Bir kulüp başındaki teknik adamı istemeyebilir. Bu doğaldır da. Ancak bunu yüzüne karşı söylemeyip arkasından hoca aramak da işgüzarlıktır. Neyse olan oldu. Terim'in futbol disiplininden haz etmeyen bir taraftar olarak ben geleceğe umutla bakmak istiyorum. Lütfen artık taktik disiplini üst seviyede bir Galatasaray izleyelim. Lütfen. Fatih Terim'in ayrılığı sonrasında Galatasaraylı taraftarlardan Burak Elmas'a istifa çağrısı. Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Ligde kötü gidişin ardından yönetim kuruluyla görüşme gerçekleştiren Burak Elmas, Terim'in sezon sonuna kadar kalması yönünde görüş bildirdi. Ancak yönetim kurulundan Fatih Terim'le yolların ayrılması kararı çıktı.